28. 2020-2021 dönemi kapsayan kış sezonunda Erciyes Kayak Merkezi'nde kullanılacak bilet fiyatlarının belirlenmesi talebi hususunda azalan komisyon raporunun görüşülmesi. Evet, plan bütçe komisyonumuzun raporunun kabulünü oylarınızı... Başkanım, pardon, buyurun. Bir söz istiyorum. Buyurun. Burada eski fiyatlarla yeni fiyatlar arasındaki fark yüzde ne civarlarda acaba, onu sormak istiyorum. Ahmet Bey, komisyon başkanımız. Mesela %20 yaşan yok. Başkanım, biz enflasyon oranını geçen bakanımız açıkladı %11.2 diye. %11.2'nin üzerindeki zamı kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Peki, siz reddedebilirsiniz. Bu yasal bir zorunluluk değil. Enflasyon yeniden değerleme oranları bazı maddelerde veya bazı durumlarda geçerlidir. Zaten geçen yıl düşüktü bu rakamlar. Bizim bunu %50'ye kadar çıkarma hakkımız ve şansımız da var. Evet. Yani Bakanlar Kurulu mevzuat maliyeyle alakalı bir durum değil. Yalnız ben de enflasyon oranının üzerine çıkmayalım diyorum. Yine enflasyon oranı %11 yaparsanız Özgür hep beraber kabul edelim. Özgür Bey, enflasyon oranının üzerine çıkmayalım diyorsunuz ama yarın bir gün Kasım ayı, Aralık'ın sonunda plan bütçe geldiği zaman da belediye niye bu kadar para aktarıyor buraya diyorsunuz. Başkanım, şunu diyoruz tabii yani ki tasarruf yapılmıyor. Tasarrufla bakın, hizmet yapılabilir. Bakın, biz buna inanıyoruz. Bakın Sayın Meclisiyem, bu şehre 100 milyon dolar civarında bir etkisinin olduğunu bir Türkiye biliyor. Evet. Erciyes Kayak Merkezi. Evet. Bu rakamlarında Türkiye'deki birçok kayak merkezinden daha uygun. Yani buna itiraz edebilirsiniz, kabul edersiniz, etmezsiniz ayrı bir şey ama gerekçesini biz şöyle de anlar isek. Gerekçesi çok basit. Bakın, bakanlığın açıkladığı enflasyon oranı 11.2. Ben de size diyorum ki 11.2 zam yapalım. Zaten Özgür insanların Bey, kazancı azaldı. Bakanlığın açıkladığı enflasyon oranının bizim Erciyes'teki fiyat politikamızla alakasını bir kurar mısınız bana? Tabii ki. İnsanların alım gücü azalıyor. %11.2'lik yarın insanlara, belediye çalışanlarına Bey, yüzde kaç zam meclisi, yapacaksınız başkanım? Meclisi bu konuda çok peki, yormak istemiyorum. Peki, kifayeti bu, müzakere. Bu Erciyes Kayak Merkezi zaten lüks bir spordur. Bunu Özgür Bey'in kendisi de bilir. Enflasyonla alakalı veya alt gelir grubunun yapabileceği bir spor değildir. Bunları illa söylemek gerekiyorsa söyler, tartışır, i̇şte, ikna eder. Alt gelir grubu da yapsın niyetindeyiz. O yüzden reddediyoruz bu talebi. Teşekkür peki, ediyorum. Evet, sadece zengin spor olmasın. Efendim, komisyon raporunu kabul... O zaman çay bardağındaki bütün Mustafa arkadaşlar Bey, birer tane buyur, yanına adam alsın. Başkanım, çok özür dileyerek bir önceki maddeye geçmek istiyorum eğer müsaade ederseniz. Bir önceki... Yani isim verilmesi. Uygun görülen caddeye 7 tane muhterem insanın ismi verilmiş. 8. de Mehmet Koç'u katıversek. Mesela Eren Bülbül, Şehit Asubay Ferhat Gedik, Ayhan Ada, Şenay Şahin, Hatice Uyanık, Rifat Sarcıklıoğlu, Doktor Seyit Ahmet Okur isminin uygun görecek cadde ve sokağa bunlar komisyonda bekliyor, evet, verilmesi. Bir de Mehmet Koç'u dahil edelim üstüne. Evet. Mehmet Koç Büyükşehir Belediye'mizde. Yeni madde eklenmesi gerekmez mi başkanım? Ben öncelikle tabii Mehmet Koç'la ilgili Allah gani gani rahmet eylesin. Belediye'mize yaklaşık 20 yılı buldu herhalde. Hizmet etmiş olan, şehrimize hizmet etmiş olan bir...